röportajını Ahmet Çırkın anımsatıyor. Mahkeme başkanı. Diyor ki o yazı hakikati işaret eden bir yazıydı. O bahsettiğiniz söyleşinin bu iddianameyi suçlama konusu olarak getirilmesinin nedeni söyleşi değil. Asıl nedeni Cemil Bayık tahmin ediyorum ağzından kaçırdı. Biliyorsunuz PKK'nın üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen 4 kadın Paris'te öldürülmüştü. Cemil Bayık o cinayetin MIT'in içindeki bir grup tarafından işlendiğini, Fidan'ın kendisine ilettiğini söyledi. Asıl haber oydu. Bu haberin iddianameye alınması değil, MIT'ten yani devlet içindeki bir grubun devletin müzakere tür şiddet örgütüne yönelik kumpası karışmış olmasıdır, diyor. Her türlü palavrayı üst üste koyarak. Şu şeyi arıyorum, o şeyle ilgili. Nedir o, 2DHKPC ile yaptığı röportajla ilgili. Onu şeye koymuyor, gazeteye koymadılar mı ona? Yani internette vardı. Çok önemli değil. Yani bu şimdi söylediği şey belli. Efendim yargılanıyorlar. Burada şimdi bazı orada yargılanıp da ifadesi alınan işte daha doğrusu mahkemedeki ifadelerini köşelerine taşıyıp da efendim gördünüz bak ne kadar saçmalama bir şey bilmem ne falan hiç umurumda değil. Ben bu ülkede şunu söylüyorum. Eğer diyorsanız ki bu Ahmet Şık denen gazeteci kılıklı adam burada yargılanıyor ve işte efendim şu sudan sebeplerle yargılanıyor diye söylüyorsanız lütfen bunu batılı dostlarınıza anlatın. Anladım, çok doğru. Sevdiğiniz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne anlatın. Çok çok bayıldığınız, ismini almakta onur duyduğunuz İngilizlere anlatın. Efendim beraber yatıp beraber kalkmaya çok hevesli olduğunuz batılı dostlarınızla bu işi paylaşın. Neden? Çünkü onlara bu işi geldiği zaman onlar bu işi böyle çözmüyor. Onlar böyle bunun gibi bir takım paçavralar gibi manşet atamıyorlar. Onlar The Guardian, Times, bilmem ne gibi bir takım Almanya, Der Spiegel gibi dergiler, gazeteler senin benim gibi Türkiye'de bu onların bu özgürlüğü yok. Avrupa'da, Türkiye'deki gazetecilik özgürlüğü yok kardeşim. Gözüm içine baka baka yalan söylemeyin Allah rızası için ya. Yani bunu yapmayın. Bak bu çok yanlış şeyler bunlar. İnsanların bunu yaparken sırf bunu yaptığınız için de bazı şeyleri ıskalıyoruz, kaçırıyoruz Türkiye'de. Bu kavga yüzünden. Yapmayın kardeşim. Bak bir gün evrensel, cumhuriyet bunlar bugün Türkiye için, halkın vicdanı için bir şey söyleyen gazete parçaları, paçavraları değil. Bunlar bugün Türkiye'de operasyon için kullanılan ve kökleri burada olmayan ve bu tür adamları Şık gibi devletine seri katil diyen, ondan sonra savcıyı şehit eden DHKPC'lileri, savcıyı şehit eden PKK'lıları, çocukları öldüren, efendim öğretmenleri kaçıran, öğretmenleri öldüren, imamları, çocukları kesen, PKK'ları kutsayan paçavradır bunlar. Ve bunlar Türkiye'de çıkmaya devam ediyor. Yemin ediyorum İngiltere'de, Fransa'da, İtalya'da bunlar çıkmaz Ersoy. Yapamazsın bak bu canım. Cumhuriyet de çıkmaz. Bir gün de çıkmaz, evrensel de çıkmaz. Aklından geçiremezsin aklından. Bunlar aklından tamamen devşirme oğlanları, Amerikan oğlanlarının Türkiye'de çıkarttığı paçavralar. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu... Yani o sinirleniyorum bu işlere. Kızıyorum artık. Yeter kardeşim ya. Sen Türkiye'de o aşağılık adam. O aşağılık ya adam kelimesinin ağzımızda hep insan iki ayaklı yürüdüğü için adam diyoruz. O aşağılık Can Dündar. Bu kadar ahlaksız, bu kadar soysuz insan Türkiye Cumhuriyeti toprakları görmemiştir ya. Yani ben duydukça ve gördükçe, konuşmanı işittikçe bugün gene Melih Başkan paylaşmış. İnanamıyorum ya. Yani oturup sabah akşam gidip Avrupa'da Türkiye aleyhine propaganda yapmak tek şey o şu anda. Değil mi? Türkiye'deki görevi yaptı, kaçtı gitti şerefsiz. Korkak da alçak bunlar. Ancak Alman neydi? Gauk mıydı ismi? Gauk. Alman Cumhurbaşkanı'nın önünde önünü yıkleyip kafasını boynu bükük halde yaşayan artık ezik, devşirme, soyu sopu, cinsi cibilliyeti bozuk insan bunlar ya. Şimdi Şık da buradan, Şık'ın ne farkı var buradan? Bunları bıraktı gitti işte Can Dündar. Aynen. Geriye Cumhuriyet'teki bıraktı gitti. 15 Temmuz başarılı olsaydı şu anda Can Dündar burada kraldı. 15 Temmuz başarılı olsaydı o sizin hoca dediğiniz var ya hoca. Bak hoca. Ruh şey diyor ya bizi kandırmaya çalışıyor. Hoca diye. Hoca. 15 Temmuz başarılı olsaydı bu hoca var ya bu hoca. Can Dündar'ı şu anda Türkiye'nin medya grup başkanı yapmıştı. Can Dündar gibi adamların. Aynı bunlar. Aynı sudan besleniyor. Bunların farkı yok. Bakma oraya dinci dinsi gibi gördüklerine. Ateisti de FETÖ'cü bunun. Öyle öyle. Ya Yahudisi de FETÖ'cü, ateisti de FETÖ'cü. Din, hepsi var. FETÖ'nün inşasını söyledik ya, FETÖ'nün bir din yok yani. Hani geri kalan ya şey var. Hakkı, bak, şaka değil hakikaten ya. Şu şeyle ilgili. Birkaç isim biliyorum ben mesela. Adam hakikaten ateist ama FETÖ'cü. Bu Ahmet Çık'la ilgili. Ahmet Çık'ın kendisi böyle. İcraatları böyle. Mahkeme safahatı böyle falan. Bir de senin az önce tek cümleyle geçtiğin ama çok kıymet verdiğin başka bir şey var. Ahmet Çık'a
dönük olarak yapılan bir gazeteci dayanışması var. Meslektaş dayanışması var. Hepsini saykine biliyorum yani anlıyorum. Hani gazetecilik yargılanmasın falan filan diye. Fakat bu kahraman gibi satmaya çalıştığınız, pazarlamaya çalıştığınız adamın sicili çok da öylesini zannettiğiniz gibi gazetecilik üzerine kurulu bir sicil değil. İşte hep beraber gördük. Devletiniz terörist, seri katil, şu bu falan filan. Şimdi dün bir gazeteci Twitter'a Jacques Vergès hayatta olsaydı Ahmet Şık'ı o savunurdu falan gibi bir şey yapmış. Şimdi Jacques Vergès dediğimiz adam hani o kopuş savunmalarının mucidi egemenler karşısında sahiden de herhangi bir çaresi kalmamış, köşeye sıkışmış. Evet doğru. Vergès'in o vakitler savunduğu adamlar arasında bugün baktığımız anlamda terörist diye nitelendirebileceğimiz kişiler de vardı, yok değildi. Fakat hani belki de bu adamların bilmiyorum tabii şeyini tavrını Jacques Vergès yaşıyor olsaydı belki de eline silah almadığı halde silahlı terör örgütü lideri olarak yargılanan en yakın arkadaşı Cumhurbaşkanı olduğu halde bile güneş yüzü gösterilmeyen Salih Mirzabeyoğlu'nu belki savunmak isterdi Jacques Vergès hayatta olsaydı. Güzel bu adamları güzel değil yani. Vermişsin. Yazı konusu bile olur. Bu adamları değil. Güzel yani. Toparlayıp verdin de sevgili kardeşim şunu da söyleyeyim. Bunları böyle söylüyoruz. Bunlar bizi o anda vicdanımızın, ruhumuzun, kalbimizin bize söyledikleri şeyler. Bir anda bunu söylüyorsun. Niye söylüyorsun? Çünkü şu var ya sağcı, solcu, neci, şucu, bucu falan meselesini bırakın bir köşeye. Bunu anlatamıyorum ben hala. Ya bu devlet varsa varsın kardeşim, onu anlatmaya çalışıyorum. 15 Temmuz bunun önemini işte çok FETÖ bahsettiniz, çok FETÖ'cü dediniz bilmem ne abarttı, sabah paralel yaptı falan diye dalga geçerken 15 Temmuz'u yedik. 15 Temmuz geldi ya. Bir dakika derken 15 Temmuz geldi. Arkadaş bak ne ucundan dönmüşsün sen, hala işin hala farkında değil bazıları. Ya bunun Ahmet Şık'la ne alakası var? Var, dibine kadar var. Baykal'ın, Kılıçdaroğlu'nun o koltuğa oturmasından tut, Can Dündar'a kadar. 15 Temmuz ve FETÖ ve bu ülke düşmanları, Amerika'da olanları ve devşirmeler. Bunlar koca bir havuz. Niye düşünmüyorsunuz böyle? Böyle düşüneceksiniz. Diyelim. FETÖ sadece FETÖ değildir. Bu Şık da Şık değildir. Diyelim. Arkasında canı var, oyu var, köpeği var, tasması var, şu yay bu var. Bu şekilde bakacaksınız. Hayko Bağdat tweet atmış. Ahmet Şık'ı serbest bırakın çünkü haklıdır, katil bu devlet diye. Bu da hala orada, buna şu an yeni mi atmış bunu? 26 Temmuz'da yani dün atmış. Bak dün şimdi atmış, mesela atmış. Peki bu Hayko Bağdat'ın ne gibi üstünlüğü var Şık'tan? Ne gibi üstünlüğü var? Kapattık. Yargı da burada duysun bakalım bunu. Kapattık. Da.